akıyor ama bu böyle oldu, böyle kuruldu. Yani faşizmden geçti bu dünya sonuçta. Şimdi Onur son bilgileri attı. Birkaç not var, onları geçmek istiyorum. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü İsrail'in hastaneleri boşaltın kararını kınadı. Bu ölüm demektir dedi. Gazze'de Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 2228 kişi hayatını kaybetti. 8744 yaralı var. Gazze Sağlık Bakanlığı 45'ten fazla aile tamamen nüfus kağıtlarından düştü. 45'ten fazla aile tümüyle nüfus kağıtlarından düştü. Şimdi biraz önce Gazze'de bir hastanenin bahçesinden görüntü vardı. Enver Atilla az önce Gazze'den bizim yayınımıza bağlandı. Dedi ki elektrik yok, su yok ama biz burada bunlar için tedbirler alırız. Jeneratörlerimiz var. Şimdilik böyle kritik yerlerde jeneratörle idare ediyoruz. Hastanenin bahçesinde de 37 bin kişi var demişti. Hastaneye sığınan 37 bin kişi. Tam da bu ortamda bakın on binlerce kişi bir hastanenin bahçesindeyken İsrail hastaneleri boşaltın diyor. Dünya Sağlık Örgütü de bunu kınıyor. Ölüm demektir diye. Uluslararası toplumun şimdi bir de şu var. Acaba 20. yüzyılın kurumları, kurulları, yapıları artık bitti, işlevini yitirdi, bir işe yaramadıkları, hatta böyle bir kurumlar çok uzayınca bir yozlaşma da kendini gösterir ya. İşte bunu Birleşmiş Milletler için söyleyebiliriz, NATO bilmiyorum, işte Dünya Sağlık Örgütü için söyleyebiliriz. Yerine yenileri kurulamadığı için mi bu sancılar yaşanıyor? Bana mı soruyorsunuz? Evet. Yani bu kurumların bir kısmı hala değerli işler yapıyorlar aslında, yani NATO değil tabii ki. Birleşmiş Milletler belki hani özellikle Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de şeyi çok yitirmiş durumda. Hani eskiden Genel Sekreter herkes tarafından bilinirdi, dünya siyasetinde işte bir ağırlığı vardı. Onu da yitirmiş durumdalar. Dünya Sağlık Örgütü'nü pandemi yönetiminde gördük. Ama hala mesela ben işte bu Filistin meselesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun konseyinin raporlarına baktım. Hala düzgün raporlar çıkabiliyor oradan. Ya da sağlık yani bilgi açısından yani şeyi açısından çok önemli. Yani bizim bir yandan da bütün bu şey içerisinde söz kalabalığı içerisinde ve dezenformasyon içerisinde güvenebileceğimiz bir takım uluslararası kaynaklara ihtiyacımız var. Mesela fosfor bombasını ben gözümde görüyorum ama onun fosfor bombası olduğunu söyleyebilecek uzmanlığa sahip değilim. Ne zaman ki işte diyelim ki Uluslararası Af Örgütü bunu söyledi, ciddiye almaya başlıyorum bu iddiayı. Dolayısıyla bu örgütler hala yani tamamen hani yok saymaktan yana değilim. Özellikle mesela şeyi de Dünya Sağlık Örgütü'nde. Ama öte yandan yani bu kurumların her biri, İlhan Hocam daha iyi bilir, bu kurumlardan her biri hepsi, daha doğrusu uluslararası kurum dediğimiz şey aslında dünyadaki güç dengelerini birebir yansıtıyor zaten. Yani sizin yeni kurumlar kurabilmeniz için ve bu kurumların aslında istediğiniz şekilde işleyebilmesi için bu güç dengesinin değişmesi lazım. Yani siz işte kapitalizm böyle bir krizde bu krizden vahşi bir şekilde çıkmaya çalışırken ya da işte Batı uluslararası normları terk ederken ve bunun yani doğuda da bunun tersine bir çıkış görünmezken yoktan uluslararası kurum var edip onları düzgün işlemesini bekleyemezsiniz. Yani daha önce düzgün izleyen her şey hem ulusal çapta da böyledir. Yani ülkenizde de düzgün işleyen kurumları ne zaman yitirmeye başlarsınız? Bir şekilde iktidarlar üzerindeki baskıyı yitirmeye başladığınızda, yani Türkiye'de de kurumlar çöktü. Neden çöktü? İşte iktidarın önündeki engellerin, yani hiçbir kurum norm tanımayan iktidarların gelmesi kurumların aynı zamanda çökmesine neden oldu. Şimdi aynı şeyde de geçerli, yani uluslararası düzende de geçerli. Yeni kurumlar istiyorsak bir defa başka bir mücadele başlatmamız lazım. Dünyadaki güç mücadelesi, güç ilişkileri değiştiği oranda kurumlar sınırlı da olsa bir fonksiyon üstlenebilirler. Yani kurumlar şu an ulus devletlerin bu kadar güçlü olduğu bir dünyada kurumlar her şeyi yapamaz. Bu yakın vadede en azından bekleyebileceğimiz bir şey değil. Ama var olan kurumların ya da yeni kurumların düzgün işlemesini istiyorsak öncelikle dünyadaki dengelerin değişmesi gerekiyor.
Peki. Nasıl olacak da bu periyodu da noktaladık. İlhan Uzgel, çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Son bir cümle için vaktimiz var aslında. Var mı eklemek ben istediğiniz? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Bengi Hanım, sizin söylediğiniz bu kurum vurgusu, yani biz bu tabii derslerde, kitaplarda çok tartışılan bir şeydir. Yani buna biz idealizm diyoruz, hani öyle deniyor. Yani hani kurumlar kuralım, sonra da barışı sağlayalım. Öyle olmuyor. Yani o sizin İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan kurumlar dediğiniz şeyler, işte Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, çok büyük bir savaşın ardından kuruldu. Şimdi durup dururken hani bunları değiştirelim. Yani kurumları değiştirmek değil de bu kurumlar... Olsun. Bu kurumlar kurulurken onlara atfedilen işlevleri yerine getiremiyor artık. Dünya değiştiği için, uluslararası ilişkiler değiştiği için yerine yeni bir sistem mi gerekiyor acaba? Hiçbir zaman yerine, yani Birleşmiş Milletleri kastediyorsanız hiçbir zaman yerine getirmedi. Yani 45'te kuruldu, 50'de işte 52'de şey var, Kore Savaşı ile bir başladı. Orta Doğu Savaşı, 48'de İsrail'in kurulmasının işte, savaşla kuruldu İsrail falan. Yani böyle bir sihirli bir kurum yok. Ya bu insanla ilgili bir şey, siyasetle ilgili bir şey, sınıflarla ilgili bir şey. O yüzden de bir uluslararası kuruluşla, hani Birleşmiş Milletler, yani bu uzun bir, isterseniz bir başka program yapalım. Yani böyle bir Birleşmiş Milletler olsun da dünyaya barış getirsin. Yani böyle bir şey olsaydı kolay olurdu zaten. Hani dünya böyle bir yer değil. Yani insanlarda tabii ki bir somut bir şeye bakıp oradan çözüm arama eğilimi oluyor. Yani Birleşmiş Milletler dediğiniz şey ülkelerin iradesinin ötesinde bir kurum değil ki bu. Yani ülkeler ne kadar isterlerse o kadar var Birleşmiş Milletler. O kadar müdahale ediyor, o kadar hareket ediyor. Kaldı ki Birleşmiş Milletler'in uyum içinde hareket ettiği durumlarda da iyi şeyler çıkmıyor ki. İşte Libya bombalaması 2011'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin veto etmediler ve şey bombalandı. Libya bombalandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin veto yetkisini alsanız daha iyi olmayacağız. Sayısını arttırsanız inanın daha iyi olmayacağız. Ama bu uzun bir hikaye. Belki sonra tartışmak lazım. Peki, çok teşekkür ederim katkınız için. Sağ olun. Veto etseydiler de Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri yine bombalayacaktı. Evet. Yani artık hani bunun dışına çıkmış durumda. Bir de şöyle bir şey var. Zannediyorum 2010'du. İsrail Birleşmiş Milletler binasını vurdu. İçinde gazeteciler ve BM görevlileri öldü. Ve Birleşmiş Milletler bunu bile kınayamadı. Hayır 2010 gibiydi. Bunu bile kınayamadı. Yani kendi elemanlarının öldürülmesini bile kınayamadı Birleşmiş Milletler. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani. Peki Musa, çok teşekkür ederim Musa Özgürlü. Ben teşekkür ederim. Cengül Örnek, çok teşekkür ederim. Nasıl olacak, devam edeceğiz. Son bölümde Bahadır Özgür'ün dosyası var. Dilan Polat vakası nasıl bir kara para soruşturmasına dönüştü? Bundan sonra ne olur? Ve kara para Türkiye ekonomisinde aslında nerede? Buna bakacağız. Çok kısa bir ara.